Merhabalar. Konumuz safra kesesi ve safra yolu hastalıkları. Sunum planı slaytta gördüğünüz gibi genel bilgiler, anatomi, tanımlamalar, fizyoloji, epidemiyoloji, patofizyoloji, risk faktörleri, klinik bulgular, tanı, ayrıcı tanı, tedavi ve komplikasyonlar olarak yapılacaktır. Genel bilgilerde anatomiye baktığımızda safra kesesi ve safra yolları karaciğerde yapılan safra küçük safra kanallarıyla birleşir. Karaciğerin hemen çıkışında porta hepatiste, hepatik hilusta sağ ve sol hepatik kanalı oluştururlar. Sağ ve sol hepatik kanal ortak hepatik kanalı oluşturur. Daha sonra sistik kanal ile bu ortak hepatik kanal birleşerek de ortak safra kanalı veya kolodo oluşturur. Bazı tanımlamalardan söz etmek gerekirse kolelitiyazis veya kolesistolitiyazis olarak da bazen yazılır. Safra kesesi taşı demek. Eğer bu safra kesesindeki taş iltihaplanmaya yol açarsa, enflamasyona neden olursa buna akut taşlı kolesistit. Bu tekrarlarsa kronik taşlı kolesistit. Eğer bu safra kesesindeki ortaya çıkan olay, enflamasyon tablosu taş olmaksızın oluyorsa buna akalküloz veya taşsız kolesistit. Safra yollarının bakteriyel enfeksiyonuna kolanjit adı verilir. Safra yollarındaki taşa da kolodokolitiyazis adı verilmektedir. Sistik kanaldaki taşın ortak safra kanalına bası yapmak suretiyle obstrüktif bir sarılığa yol açmasına Mirizi sendromu adı verilir. Safra tuzları, fosfolipitler ve kolesterolden oluşur. Ve bunların konsantrasyonu ile kolesterolün solubilitesi söz konusudur. Bazı ırklarda safra taşı sıklığı fazladır. Ancak ki Avrupa ve Amerika'da %10 ila 15 oranında görülür. Safra taşları, kolesterol safra taşları, pigment safra taşları ve aslında en sık olarak da bu ikisinin birlikteliği olan mix taşlardan oluşur. Oluşumları tipine göre değişir. Kolesterol safra taşlarının oluşumunda safranın kolesterolle süper satüre olması ilk basamağı oluşturur. Daha sonra hereditar olarak antinükleasyon faktörlerinin apolipoprotein A1 gibi çekirdek oluşumunu engelleyen faktördür bunlar eksikliği veya çekirdek oluşumunu kolaylaştıran faktörlerin varlığı promotor proteinler. Bunlar da bir diğer mükus glikoproteinleridir. Süper satüre olan kolesterolle safranın süper satüre olmasıyla başlayan süreç bu noktada taşın oluşumunu kolaylaştıran bir aşamaya gelir. Safra kesesinin motilitesinde azalma ve safra tuzu eksikliği de burada rol oynuyor olabilir. Ancak ki temelde pigment safra taşlarının oluşumunda rol oynayan bakteriler ancak sekonder olarak burada rol oynarlar. Pigment safra taşları kahverengi ve siyah pigment taşları olarak ikiye ayrılır. Bunların oluşumunu ifade etmeden önce safranın içeriğinden söz etmek gerekir. Bildiğiniz gibi safranın %98'ini suda eriyen bilirubin diglukronit oluşturur. %2'si ise suda erimeyen ankonjüge bilirubinden oluşmuştur. Bilirubin diglukronit yani suda eriyen bilirubin kalsiyumu solübilize eder. Oysa ankonjüge bilirubin kalsiyum ile erimeyen kompleksler oluşturur. Ve dolayısıyla bunun miktarındaki artma taş oluşumunu sağlar. Ve bu nedenle de pigment taşları kalsiyum bilirubinat taşları şeklindedir. Pigment safra taşlarının oluşumunda kahverengi olanları
hemen daima bakteriyel beta-glukuronidaz enzimi ile bilirubinin ankonjüge hale dönüşmesiyle başlar. Burada safra kesesi fonksiyonu da rol oynuyor olabilir. Oysa siyah pigment taşlarında bu bilirubin dönüşümü non-enzimatik, non-bakteriyel olarak ortaya çıkar. Yine burada da safra kesesi motilitesi etkili olabilir. Risk faktörlerine baktığımızda kolesterol safra taşlarında ileri yaş, kadın cinsiyet, ırk, hormonal faktörler, genetik faktörler, obezite, hızlı kilo verme, total parenteral beslenme, diyabet ve ileal hastalıklar safra kolesterol safra taşları oluşumu için risk faktörü iken, pigment safra taşlarında bilirubinin biliyer enfeksiyonuyla ankonjüge bilirubine dönüşümüyle ortaya çıkan kahverengi pigment taşlarında risk faktörü kronik biliyer enfeksiyonlardır. Non-bakteriyel, non-enzimatik yolla bu ankonjüge bilirubinin oluşturduğu siyah pigment taşlarında ise kronik hemolizler en önemli risk faktörü oluşur. Bunun dışında, kronik hemoliz dışında yaşın, ileri yaş, alkolizm, siroz, AIDS, TPN'de de diğer risk faktörlerini oluşturur. Klinik bulgular. Safra taşı hastalığının temel semptomu karın ağrısıdır. Ağrının taşın büyüklüğü ve sayısıyla ilişkisi yoktur. Tekrarlayabilir. Visceral bir ağrıdır. Sürekli ve sabit karakterde olup kolik tarzında değildir. Sağ üst kadranda olup infraskapüler bölgeye yayılabilir. Ortalama 2-4 saat kadardır. Yemekle bir ilişkisi yoktur. Bulantı ve kusma, hafif bir hassasiyet saptanabilir. Bununla beraber ateş, üşüme, titreme, terleme, hipotansiyon, rebound, palpabül kütle, laboratuvarda lökositoz, sarılık gibi bulgular daima buna komplikasyon gelişiminin varlığını bize gösterir. Tanıda direkt grafinin etkisi yoktur. Bugün için en pratik, en kolay, her yerde elde edilebilen, ilk basamakta kullanılan tanısal yaklaşım ultrasonografidir. Sadece çamurun değil, taşların değil, çamurun saptanmasını da sağlar. Oral ayakta direkt karın grafisinde nadiren opaktır. Safra taşları %15 gibi, dolayısıyla çok nadiren görülür. Ultrasonda bu taşı, çamuru ve ona ait gölgeyi görebiliriz. Diğer testler sıklıkla gerek duyulmaz. Ancak ki safra yollarında bir olay varsa daha ileri testler MR gibi, MRCP gibi, endoskopik ultrason gibi yapılabilir. ERCP kesinlikle tanısal olarak uygulanmamalıdır. Tomografide, MR'da bu PTK'da taşlar görülebilir. Ayrıcı tanıda karın ağrısı yapan tüm nedenler ayrıcı tanıya girmelidir. Burada ülser gibi, irritabl bağırsak gibi, kronik pankreatit gibi nedenler sayılabilir. Hastaların büyük bir kısmı asemptomatiktir. Bununla beraber nadiren hastalarda biliyer kolik ve bu tekrarlayabilir. Komplikasyon gelişebilir. Yılda 10.000'de 2 olarak da safra kesesi kanseri gelişebilir. Tedavide safra taşı, safra kesesi taşı tanısı konan hastalarda profilaktik olarak kolestektomi gereksizdir. Eğer komplike değilse bu safra taşı hastalığı, destek tedavisi ve ağrıya yönelik, örneğin nonsteroid antiinflamatuvar ilaç kullanılabilir. Sonraki atakların önlenmesi için diyetin bir etkisi yoktur. Eğer kolestektomi düşünülüyorsa bu mutlak gerekli olan durumlar ve relatif nedenler olarak sınıflandırılabilir. Eğer ağrı tekrarlıyorsa, eğer safra taşı, safra kesesi taşı hastalığı komplike olmuş ise, kolesistit gibi, safra taşı ileusu gibi, safra taşı pankreatiti gibi, o zaman mutlaka kolestektomi yapılmalıdır. Şayet relatif olarak, göreceli olarak
eğer kolestektomi düşünüyorsak o zaman ilk kez safra kesti taşı tanısı koyduğumuz hastalar olabilir. Veya kanalda taş var ama kesede taşı olmayan hasta olabilir. Safra kanalı füstürü olabilir. Orak hücreli anemi olabilir. İmmün yetmezlikli bir hasta olabilir. Örneğin insülin bağımlı, diyabeti, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, ileriki dönemde komplike olduğunda bu operasyonun yapılmasının güç olduğu hastalar olabilir veya transplantasyon esnasında yapılabilir. Safra taşlarının eritilmesi oldukça etkisi az olan bir yöntemdir. Uzun süreli ve yüksek dozda ursodeoksikolik asit kullanımıyla ancak ki kolestektomi endikasyonu veya kolestektomi yapılamayan hastalara denenebilir. Taşların kırılması böbrek taşları kadar etkin değildir. Safra taşı hastalığının komplikasyonlarına baktığımızda bunlar kolestit olabilir, perforasyon olabilir, amfizematöz kolestit olabilir, safra kesi kanseri ve safra kesine bağlı pankreatit gelişimi olabilir. Kolestit en sık görülen komplikasyondur. Burada kolestitli olguların %95'inde taş vardır. Taşsız olgulara demin de ifade ettiğimiz gibi akalküloz kolestit adı verilir. Bunların taşlı kolestite göre komplikasyon riski daha fazladır. İmmün yetmezlikli hastalar, örneğin diyabet gibi kanserli hastalar veya kemoterapi alan hastalar bu gruptadır. Niye ortaya çıkıyor? Lokal prostaglandinler üzerinden oluşan bir enflamasyonun buna yol açtığı, bakterilerin bunu hızlandırdığı söylenebilir. Ancak ki akalküloz kolestitte toksinler, iskemi veya otoimmünite rol oynuyor olabilir. Akalküloz bir kolestitte safra kesi duvarının oldukça arttığı görülebilir. Tanıya giderken klinik bulgulara baktığımızda neler var? Ağrı var. Safra kesi taşından farklı olarak burada komplike olduğu için ateş vardır, bulantı kusma vardır. Terleme görülmemeli, bu mutlaka yeni bir komplikasyon, perforasyon gibi bize anımsatmalıdır. Karında hassasiyet vardır, rebound vardır. Safra kesi ele gelebilir, Murphy pozitiflik. Ve lökositoz laboratuvarda transaminaz yüksekliği, bilirubin yüksekliği saptanabilir. Tanıda aynen safra kesesi taşı hastalığında olduğu gibi burada da ultrasonografi tanı için yeterlidir. Ayrıca tanıda mutlaka iltihabi ve enflamatuar olaylar, apansit gibi, pankreatit gibi, hepatit gibi, pnömoni gibi nedenler mutlaka ayrıca tanıda. Özellikle bazalyo pnömonisi, pankreatitler ayrıca tanıda bulundurulmalıdır. Hasta mutlaka hospitalize edilmeli. İntravenöz sıvı verilmeli, nazogastrik sonda eğer bulantı kusması varsa takılmalı, analjezik ve geniş spektrumlu antibiyotik verilmeli. Sonrasında da kolesistektomi hastaya planlanmalıdır. Akut kolesistit eğer iyi yönetilemezse, tedavi edilmezse gangren olabilir, perfora olabilir, apse ve fistül gelişebilir. Evet, safra taşı hastalığının komplikasyonlarına devam edersek perforasyon olabilir. Bu perforasyon peritonit içine serbest olabildiği gibi apse ile lokal perforasyon şeklinde olabilir. Fistül gelişebilir. Eğer gaz oluşturan patojenler devreye girerse o zaman amfizematöz kolesistit gelişebilir. Biliyer fistül ve safra taşı ileusu olabilir. En fazla bu ileus ince bağırsağın terminal ileum bölgesinde görülür. Cerrahi yapılmalıdır. Safra kesi kanseri nadirdir. Buna biraz daha detaylı değineceğim. Safra taşı pankreatiti olabilir. Biliyer pankreatit. Biliyer pankreatit akut pankreatitin alkolden sonra en sık görülen nedenidir veya eşit oranda görülür. 4'te 3 %75 olguda pankreatitin, akut pankreatitin alkol ve biliyer nedenlerdir. İkinci safra taşı hastalığında, ikinci grupta safra yolu taşı hastalığıdır. Kolodokolitiyazis. Buradaki taşlar ya direkt burada olmuştur veya keseden buraya düşmüştür. Bunlar da aynen kese taşlarında olduğu gibi kolesterol taşları, pigment taşları ve mix taşlardan oluşur.
Gram negatif enterik patojenler ki bunlar beta-glukuronidaz aktiviteye sahiptir. Bilirubini dekonjüge ederek bu dekonjüge bilirubin kalsiyumla presipte olarak taş oluşturur. Safra yolundaki taşlar böyle ortaya çıkar. Duodenal divertikül olması, hemoglobinopati olması ve kronik parazitik biliyer enfeksiyonlar kolodokolitiyaz için artmış riski oluşturur. Bilinen safra kesesi taşı olan hastada ağrı ile beraber sarılık gelişirse veya daha önce kolestektomi yapılmıştır hastada, sonrasında ağrı ve sarılık ortaya çıkarsa mutlaka kolodokolitiyazis düşünülmelidir. Glukozitoz olur, kolestatik enzimler artmıştır, transaminazlar ve amilaz bir miktar artmış olabilir. Görüntüleme, safra kesesi hastalığını görüntülemede kullandığımız ultrason burada da işe yarar ama ağırlıklı olarak safra yollarının taşı veya çamurunu görmede MRCP'den yararlanılır veya endoskopik ultrasondan yararlanılır. ERCP tanısal değil ama terapötik olarak uygulanmalıdır. Tedavisinde ERCP ile bu taşlar alınabilir. Alınamayan taşlara stent konularak bir sonraki seansta bu yapılabilir. Eğer taş çıkartılamıyorsa da açık cerrahi önerilir. Evet, safra kesesi kanseri gastrointestinal kanserler arasında 5. sıklıkta görülür. Yaşla birlikte sıklığı giderek artar. Kadınlarda daha sıktır. Safra taşları dışında 1 cm'in üzerindeki safra polipleri, kronik salmonella enfeksiyonu, porselen safra kesesi, safra kesesinin tümünün taşla dolu olması, pankreatikobiliyer kanal birleşim anormallikleri, hereditary anormallikleri, konjenital safra kistleri ve ilaçlar risk faktörlerini oluşturur. En sık adeno kanser şeklinde görülür, sıklıkla asemptomatiktir. Ağrı, iştahsızlık, bulantı, kusma, kilo kaybı gibi nonspesifik belirtilere yol açabilir. Mirizli veya invazyon nedeniyle obstrüktif sarılığa neden olabilir. Sıklıkla karaciğere metastaz yapar. Ultrason, endoskopik ultrason, MR tanısal olarak kullanılır. ERCP ve laboratuvar tanı açısından çok faydalı değildir. Tanı konulduğunda hastaların ne yazık ki çok az bir kısmı rezeke edilebilir. Ve ne yazık ki kemoterapi, radyoterapiye cevabı kötüdür. Transplant lokal olarak relaps sıktır. 5-fluorourasilin radyoterapinin faydalı olduğuna ait iddialar vardır. Sorulara bakalım şimdi. 59 yaşında erkek bir kadın hasta, bir gün önce başlayan giderek şiddetlenen karın bölgesinde sağ skupri altına da yayılan karın ağrısı var. Bulantı, kusma eşlik ediyor. Laboratuvarda lökositozu var, 15 bin lökosit. Glukoz 197, amilazı yüksek, LDH'ı ve AST'si yüksek. Ne düşünürsünüz? Peptikülser perforasyon, akut kolesistit, akut şiddetli pankreatit, sağ alt lob bazal pnömoni, akut apansit. Şimdi burada baktığımızda sağ skapüle altında karın bölgesinde bulantı ve kusma ile başvuruyor. Sırayla şıkları incelersek peptikülser perforasyonu olabilir mi? Şüphesiz olabilir ama orada daha şiddetli bir karın ağrısı vardır. Çok şiddetli bir karın ağrısı vardır. Peptikülser perforasyonunda akut bir batındır bu. Ve muayene bulgusu buna göre mutlaka peritone enflamasyonuna bağlı bulgular içeriyor olmalı. Akut pankreatitte amilazı çok daha yüksek düzeylerde bulmalıyız. Bazal lob pnömonisinde hastanın solunumsal sorunu olmalı. Akut apansitte bu bulgular LDH, ALT, AST değerinde bu ölçüde bir değişikliği beklemeyiz. Tanı akut kolesistit. Önceki soruda sözü edilen hastanın tanısını kesinleştirmek için en uygun yöntem şüphesiz ki ultrasonografidir. Safra kesinin infundibulum kısmına yerleşen bir taşın ciddi perikolistik enflamasyon sonucunda tıkanma sarılığı Mirizli sendromudur. Aştakilerden hangisi taşsız kolesit için önemli bir risk faktörüdür? İmmün sistemi kırık hastalar demiştim. Burada immün sistemin kırıklığı hangisinde olur? Diyabette olur.
Safra taşı ileusunda intestinal obstrüksiyon en sık nerede görülür? Terminal ileumda görülür. Akut akalkülöz kolesterol için yanlış olan hangisidir? Akut kolesterolün %5-10'unu oluşturur. Taşlı kolesterole göre komplikasyon gelişme yüzdesi daha düşüktür. Halbuki daha yüksektir. Ana safra yolunun distal kısmında tümöral bir nedene bağlı tıkanma sarılığı hastada safra kesinin ele gelmesi kurvazör bulgusudur.